maliye batoklamalara başlıyor, gelirine düşük gösteren işletmelere siki denetim geliyor. Gelirine düşük gösteren işletmelere yönelik kapsamlı denetim süreci başlıyor. Ağustos 2024'te yürürlüğe giren yeni torba yasa kapsamında, Maliye Bakanlığı, yüksek gelir elde ettiği halde düşük beyan veren işletmeleri siki bir incelemeye alacak. Kaynak Kamu Ajans, Meksiki denetimler başlıyor, 2025 yılında resmen yürürlüğe girecek Maliye Bakanlığı, 2025 yılından itibaren gelir beyanlarını düşük gösteren işletmelere yönelik denetim sürecini başlatacak. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın GİB tebliğine göre özellikle yüksek gelirli işletmelerde aylık yoklamalar yapılacak ve beyan edilen gelirler denetim sırasında tespit edilen rakamlarla karşılaştırılacak. Bu yeni uygulama kuyumcular, doktorlar, avukatlar gibi meslek gruplarını hedef alacak. Gelir beyanı ve gerçek gelir arasındaki fark incelenecek. Denetimler sırasında işletmelerin günlük ve aylık gelirlerinin beyan ettikleri rakamlarla uyumlu olup olmadığına bakılacak. Eğer beyan edilen gelir ile gerçek gelir arasında büyük bir fark tespit edilirse, işletmeler izaha davet edilecek. İzahın yetersiz bulunması durumunda vergi müfettişleri devreye girerek detaylı bir inceleme yapacak ve bu işletmelere %20 oranında keza kesilecek. Lüks restoranlardan doktorlara kadar geniş kapsamlı bir denetim özellikle yüksek gelir elde eden, ancak düşük vergi beyanında bulunan işletmeler, bu denetimlerin merkezinde olacak. Örneğin lüks bir restoranın yıllık gelirini 5 milyon TL olarak beyan etmesine rağmen yapılan incelemelerde bu gelirin aslında 15 milyon TL olduğu tespit edilirse işletme izaha çağrılacak ve gerekli açıklamaları yapmadığı takdirde kezai yaptırımlar uygulanacak. Maliye Bakanlığı vergi kaçakçılığıyla mücadele için bu yeni dönemi başlatırken haksız kazanç elde eden işletmelere karşı daha sıkı denetimlerin yapılacağını açıkladı. Özellikle kuyumculardan kazançlı kadar birçok işletme mercek altında olacak. 2025 yılı itibarıyla resmen yürürlüğe girecek bu düzenleme, vergi beyannamelerinin daha şeffaf ve doğru olmasını sağlayarak vergi adaletini sağlamayı amaçlıyor.